Teşekkürler Sayın Başkan. 6 Şubat 2024 depremin birinci yılı. Aynı zamanda enkaz altında yardım bekleyen insanlara ölmeden selalarının dinletilmesinin de birinci yılı. Kızılay çadırlarının parayla satılmasının da birinci yılı. Enkaz altındaki insanların internetinin kesilmesinin de birinci yılı. Bir şişe su için saatlerce beklemenin, kar suyu eritip çocukları içirmenin de birinci yılı. Battaniye dağıtımı için referans istemenin de birinci yılı. Yardıma giden belediye araçlarına AKP logosu yapıştırmanın birinci yılı. Tek yürek diye yandaşların ekranda parayla şov yapmasının birinci yılı. Yüz binlerce insanın hala çadırlarda yaşamasının birinci yılı. Enkaz altında can veren on binlerce insanımızın hesabının sorulmamasının birinci yılı. O gün büyük bir kargaşa, büyük bir koordinasyonsuzluk, ihmalkarlık ama en önemlisi yönetememezlik vardı. İnsanların göçük altında kalan yakınlarını kendi çabalarıyla çıkarmalarına tanık olduk hep beraber. Elleriyle beton kazmalarına tanık olduk. Bir yıl geçti, bir yıl geçti. Hala ben eminim birçoğumuzun, hiçbirimizin kulaklarından beni kurtarın sesimi duyan var mı? Sesleri gitmiyor. Kaldırımlar cansız bedenlerle doluydu. Gömülemeyenlere, kefen bulunamayanlara tanık olduk biz. Bunların hiçbiri yalan değil değerli arkadaşlar. Hatay'da 18 gün boyunca gözlerimizle gördük hepsini. Depremin ilk 3 gününde askerleri ilk anda sahaya indirebilirdiniz, indirmediniz. İlk 3 günde seyyar hastaneler kurulabilirdi. Mutfaklar kurulabilirdi ama kurulmadı, kurmadınız. 6. günden sonra bir sürü bakan, koordinatör, vali atadınız. Gelen yardımlara el koydular ama bu yardımları bile insanca dağıtmayı beceremediniz. Aylarca ama aylarca barınma sorunu, çadır sorunu çözülemedi. Neden mi? Çünkü çadır sattınız siz. Yiyecek sattınız siz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllülere yardımlar yaptılar. O yardımları bile biz yaptık diye kendi istatistiklerinize kattınız siz. O gün de depremden siyasi rant yaratmaya çalışıyordunuz. Bugün de aynı şeyi yapıyorsunuz. Şimdi depremzedelere ikinci bir deprem yaşatmak üzere rezerv alanı ilan ederek mülkiyet haklarını gasp ediyorsunuz. Asbestle, kanser tehlikesiyle hayatlarının kaybedilmesi sizin... Tamamlayın Sayın Bankoğlu. Peki ezbere konuşuyorsam söyler misin? Asbest ihaleleri kim tarafından hangi şirketlere verildi? Nasıl bu ihaleler yapıldı? Çık burayı açıkla. Bölge halkı soruyor. Çık buradan anlat. Nereden yaptın o ihaleleri? Nasıl yaptınız o ihaleleri açıklayın. Sizin asbestle de, kanser tehlikesiyle de, insanların bu yüzden hayatlarını kaybetmesleriyle derdiniz yok. Sizin tek derdiniz var. Rant, kar, para, sizin tek umrunuzda olan şey bu. Utanın ya, utanın. Ben bir insan olarak enkazlara karışıp gidenleri, rastgele gömülen isimsiz bedenleri, kayıp çocuklarını arayan aileleri içime sindiremiyorum ben, içime sindiremiyorum. Depremden sağ kurtulup çadırda selden ölenleri kabullenemiyorum, kabullenemiyorum. Bugün... Son sözlerinizi alalım Sayın Bankoğlu. Sizin bakanınızın birinin depremzedeler için iyi ki evimiz yıkıldı, şimdi villada oturuyoruz diye bunu iddia ederek alenen yalan söylemesini, sonra da şehit ailesinin çadırına gidip ısıtıcı götürmesini reddediyorum ben. En kötüsü de yarın benzer bir felaket yaşandığında aynı şeylerin yeniden yaşanacağını bilmeyi hazmedemiyorum. Bir yıl geçti. Bana buradan laf atmayı biliyorsunuz. Bir yıl geçti. Verdiğiniz sözleri niye tutmadınız? Niye tutmadınız? Bir yıl geçmiş. Herkesin cumhurbaşkanıyım ben diye yemin eden kişi, oy yoksa yardım yok, Hatay'ı gördünüz işte diye depremzedeleri tehdit ediyor. Ben utandım ben bu sözden. Ben utandım. Şaşırmadık ama utandık. Söz verip yapamadıklarınız için, ortaya çıkan tüm yalanlarınız için utandım. Thank you.
Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.